Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sani min kitabil feraidi vel vesaya. Kitabul feraid vel vesayanın bugün ikinci dersini okuyoruz. وَمَنْ لَا يَسْقُطُ مِنَ الْوَرَسَّةِ بِحَالٍ وَمَنْ o kimse ki لَا يَسْقُطُ sakıt olmuyor. Ne var ondan sonra? مِنَ الْوَرَسَّةِ varislerden بِحَالٍ herhangi bir halde, herhangi bir suretle mirastan düşmeyen hemsetun, beş kişi var. Yani beş akraba var ki herhangi bir halde, herhangi bir suretle ne olmuyorlar? Düşmüyorlar. Yani mirastan mahrum olmuyorlar. Kimse onları mena etmez mirastan. İlla hisseleri olur. Öyle değil mi? İlla mirastan paylarını alır. Bildiniz mi? وَمَنْ لَا يَسْقُطُ مِنَ الْوَرَسَةِ وَرَسَلْ وَارِسِنْ جَمْهِدَ بِحَالٍ varislerden herhangi bir halla mirastan düşmeyen خَمْسَتُن kaç kişi var? Beş kişi var. Beş kişi var ki ne zaman biri ölürse o beş kişi ondan miras alır. Eğer varsa alır, yoksa alır. Mesela ezzevcani. Ezzevcan ne der? İki zevc. Ezzevcu ve zevcetu. Koca ile karı. Erkek ölürse hanımı, hanım ölürse kocası mutlaka miras alır. Ne kadar alır biz ona karışmıyoruz. O şimdi gelir. Ama hiçbir zaman kadının kocası mirastan mahrum olmaz. Hiçbir zaman kocanın hanımı kocasının mirasından mahrum olmaz. Kadının kocası varsa mutlaka ondan miras alır. Kocanın hanımı varsa mutlaka ondan miras alır. O ölen kocanın veya hanımın çocuğu mu var, kızı mı var, babası var, kim varsa bizi ilgilendirmez. Kim olursa kocayı, hanımı mirastan mahrum etmezler. İtikaç 2. Bir de vel ebevani. El ebu vel ummu. Baba ile anne. Baba sağ ise, anne sağ ise mutlaka çocukların mirasından baba pay alır. Mutlaka çocukların malından anne pay alır. Hiçbir anne, hiçbir baba çocukların mirasından mahrum olmazlar. Baba ne kadar alır, annen ne kadar alır biz ona karışmıyoruz. Onlar gelir. Ama bunu bilelim. Ölen kişinin anne babası sağ ise mutlaka miras alır. Ölenin kimi var, kimi yok bizi ilgilendirmez. Hiç kimse anneyi, babayı çocuğun mirasından mahrum etmez. Bir de ve veledü sulbi. Veledü ne? Sulb. Veledü sulb yani öz çocuk. Torun değil. Öz çocuk. Biri ölmüş çocuğu var. Bu babasından miras mutlaka alır. Hiç kimse bunu ne etmez? Men etmez. Bu veledü sulb. Zekeren kane ev unsa. Zekeren kane unsa. İster zeker olsun, ister unsa olsun. Yani ölen kişinin çocuğu ister kız olsun, ister erkek olsun. Mutlaka ne alırlar? Miras alırlar. Bildiniz değil mi? Hulase miras konusunda insanlar dört kısım. Bir kısım var
hem birileri onlara varis olur, hem onlar birilere varis olur. Kardeşler. Onlar birine varis olurlar, başkalar onlara varis olur. Karı koca. Hem onlara varis olunur, hem onlar birilerine varis olur. Mesela koca hanımına varis olur, hanım kocaya varis olur. Demek bir kısım insanlar var, hem varis oluyorlar, hem onlara varis olunuyor. Bir kısım insan var, onlara birilerine varis olur. O birler onlardan miras alır. Ama onlar ne? Onlar kimsenin miras almazlar. O da ne gibi? Köle gibi. Murted gibi. Köle olursa, murted biri ölürse ondan akrabalar miras alır. Ama köle, murted hiç kimseden, ölen herhangi bir kimseden miras almaz. Demek bir kısım hem varis olurlar, hem onlara da varis olunur. Bir kısım onlara varis oluyorlar, birileri onlara varis olmaz. Bir de o kısmın diyor, yuresu ve la yerisu. Bu sefer onlara varis olunuyor, onlar kimseye varis olmazlar. Mesela diyelim, bir adamın yarısı köle, yarısı hür. O yarı hür, yarısıyla biraz para kazanmış. Biraz para. Ölürse onun mirasını alanlar var. Ama o kimseden, yarısı köle olduğu için o kimseden almaz. Bak kendisi varis olmaz ama birileri ona varis olabilir. Bir kısım da var, ne varis oluyorlar ne onlara kimse varis olur. O da peygamberlerdir. Peygamberler kimseden miras almazlar. Kimse peygamberlerden miras almaz. Yok. Bir kısım kendileri varis oluyorlar ama kimse onlara varis olmaz. Peygamberler, ben yanlış söyledim. Peygamberler yerisune ve la yuresune. Kendileri varis oluyorlar ama kimse onlara ne olmaz? Varis olmaz. Anlıyorsun değil mi? Bunun sebebi budur. Peygamberlere varis olunsa diye, peygamber zengin bazen, malı çok olur. Birileri onların ölümünü isteyebilir. Ölsün de bu mal ne olsun? Bu mal bize kalsın. Öyle değil mi? Bir peygamberin ölümünü ne etmek? Temenni etmek, o da insanın küfrüne yol açar. Onun helakına yol açar. Onun için kimse peygamberlere ne olmaz? Varis olmaz. O bir de peygamberlere ne kimse varis olmaz? Hani bir ana baba çalışır, niye? Biz ölseydi malımız çocuklara kalsın, peygamberlere ye varis olunmuş olsaydı belki birileri derdi, ya peygamberler çocuklarına mal topluyorlar. Bazılara şeytan böyle bir evham yapabilirdi. Kimse onlara varis olmayınca, ha demek peygamberler varisler için de çalışmıyorlar. Oldu. İkinci bir gerekçe de peygamberlerin malları, varis kimse olmayınca o mallar Müslümanlara sadaka olur. Onların ecirleri, dereceleri daha da ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Onların malları beytül malındır, Müslümanlarındır. Hulasa biz burada ne öğrendik? Bunu unutmayın. Bunları yazın. Yarın diyelim biri öldü. Kim irsalı? Bakar bu beşten kimse varsa bu varistir. Bu beşten biri varsa. Karı, koca, ana, baba, bir de vele. Bunlardan. Hepsi varsa hepsi alırlar. Bir kısım varsa bir kısım alırlar. Peki ve men la yerisu bi halin. Herhangi bir halle, herhangi bir suretle varis olmayanlar da sebatun. Beş kişi her halükarda varis, yedi kişi de hiçbir surette ne olmuyorlar? Varis olmuyorlar. El abdu. El abdu. Abd hiçbir surette kimseye varis olmaz. Vel emmetu. Hiçbir zaman kimseye varis olmaz. Ha demek metinde abd var. Vel emmetu atveti. Ha demek fark etmiyor. Erkek, cariye fark. Ama diyor velev abere
وَلَوْ عَبَّرَ بِالرَّقِيقِ Metinde Abdül yerine rakik dese lekane evle daha evle olurdu. Artık وَالْاَمَّتُ تَقْدِدْ مَا gerek yoktu. Zaten rakik erkek, kadın hepsine kullanılır. Hatta deseydi وَالْمُدَّبَّرُ وَاُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتُبُ geliyor ya, rakik deseydi bunlara da gerek kalmaz. Çünkü rakik köle demek. İster erkek, ister kadın, ister müdebber, ister umul veled, ister mukatep fark etmez. Demek ki abd ne almaz? Miras almaz. Vel müdebberu, müdebber o ki seyidi, efendisi ona demiş ben ölürsem sen hürsün. Ben ölürsem sen hürsün. Bu da hiçbir surette kimseden miras almaz. Ve umul veledi. Umul veled o cariye ki efendisi onun yanına gitmiş, efendisinden hamil kalmış, efendisinden bir çocuk doğurmuş. O umul veleddir. O nedir? Umul veled. Satılmaz o. Yani hür olur. Yarın efendisi ölürse kendinden ne olur? Hür olur. Bu umul veled hiç kimseden miras almaz. Vel mukatebu. Mukateb de kimseden ne almaz? Almaz. Mukatep o ki efendisiyle pazarlığını yapmış, ben sana bir sene içerisinde her ay bu kadar ödemek şartıyla nasıl konuşmuşlarsa belli bir para efendisine veriyor, hür oluyor. O mukatep olan kişi, seyidle akli kitabet yapan kişi, seyidiyle, seyidine taksit ödeyen mukatep de kimseye ne olmaz? Varis olmaz. Oldu. Demek ve men la yerisü bihanis sebatun el abdu bir. وَالْمُدَبَّرُ 2 وَاُمُّ الْوَلَد۪ي 3 وَالْمُكَاتَبُ 4 Peki وَاَمَّا الَّذ۪ي بَعْدُهُ حُرُّ وَاَمَّا الَّذ۪ي بَعْدُهُ حُرُّ O kimse ki bazısı nedir? اِذَا مَاتَ عَنْ مَالٍ Bir maldan ölürse وَاَمَّا الَّذ۪ي بَعْدُهُ حُرُّ O kimse ki bazısı nedir? Yarısı hur, yarısı ab. İza mate an malin. Bir maldan ölürse, yani ölürse bir mal bırakırsa. O mal da melekehu bi badihil hurri. Hur badiyle kazanmış. Bir gün seyidine çalışıyor, bir gün kendine. Bir gün seyidine, bir gün kendine. O hur badiyle kazanmış bir maldan ölürse. Verise, verisehu garibuhu. Onun garibul hurru. Onun hür akrabası varsa ona varis olur. Ve zevcetuhu, zevceti ona varis olur. Bir de ve mu'tiku ba'dihi. Hani yarısı köle, yarısı hür ya. O yarısı hür, biri diyelim onu azat etmiş. O hür yarıyı azat eden kişi de onun varis olur. Tekrar ediyorum. Diyor ve emmellezi o kimse ise ki Bazı hürün, bazısı hürdür, bazısı köledir. İzzem ma'tan malin, bir maldan ölürse, melekehu bibadihil hürri. Melekehu bibadihil hürri. Hür badiyle onu neyde? Mülk etmiş. Hür badiyle edindiği mülketi maldan biri ölürse, yani biri ölürse, o hür badiyle kazandığı bir mali varsa. Velisehu garibuhul hürru. Onun hür akrabası ona varis olur. Ve zevcetu eşi varsa onun varisi olur. Ve mu'tiku badi, onun badisinin azadı. Bazısını kim azat etmişse o da ne olur? Ona varis olur. Oldu. Sade varis olmayan abd. He. Şimdi وَمَنْ لَا يَرِسُ بِحَانِسَمْ الْعَبْدُ Abd hiçbir sözde kimse varis olmaz. وَالْمُدَّبَّرُ varis olmaz. وَاُمُّ الْوَلَدِ varis olmaz. وَالْمُكَاتَبُ مُكَاتَبُ varis olmaz. Ama o ki badi hürdür. Bazısı nedir? Hürdür. O hür badiyle bir mal kazanmış, onun varisleri olur. Bu mali almak için hanımı, muhatefi, yakın akrabaları varsa ona varis olur. Etki kaç dedik? Dört. Bir de vel katilü la yerisu. Katil la yerisu varis olmaz. Mimmen katelehu. Öldürdüğü kişiye varis olmaz. Bir kişi babasını öldürürse babasına miras almaz. Kardeşini öldürürse ondan miras almaz.
سَوَاءٌ قَتْلُهُمْ مَدْمُونًا اَمْ لَا İster onun katli medmun olsun, diyelim haksız olarak birini öldürmüş. İster medmun olmasın, biri onun babası öldürmüş, o da izinsiz gitti, onun ne ettiği öldürdü, ona miras alamaz. Bir kişi bir kişi öldürdüyse, ister onun katline damın olsun, ister onun katline damın olmasın, ondan miras almaz. İslam dininden ve kader merhamet dinidir. Niye? Belki yarın bir babası zengin, bir de babasını öldürür, ne yapayım? Miras alayım diye. Mirastan dolayı çoklar akrabalarını öldürebilirler diye. Ha öyle bir yasak olmuş. Kim kimi öldürürse ondan miras alamaz. Kimse akrabasını öldürmez. Niye? Öldürürse niye öldürür? Mal için. Öldürürse maldan mahrum olur. Dolayısıyla öldürmez. Oldum. Demek sana kanı katlın medmunu, isterse katlin medmun olsun diyelim. Medmun olsun. Diyelim haksız olarak birini etmiş, öldürmüş. Emre ise medmun olmasın, diyelim bu kısas olarak gitti, birini öldürdü. Had olarak birini öldürdü. Biri ona saldırdı, evine hükümeti mecbur onu ne etti? Öldürdü. Evet, oradaki katile damın değil ama öldürdüğü kişiden ne yapamaz? Hacı Yusuf miras alamaz. Tekrar ediyorum. Beşincisi, وَالْقَاتِلُوا لَا يَرِسُوا مِمَّنْ قَتَلَهُ سَوَاءٌ كَانَ قَتْلُهُ مَدْمُونًا اَمْ لَا İster o katın medmun olsun, yani ister o katın damını olsun, ister olmasın. Miras alamaz. İki beş değil mi? Altı, وَالْمُرْتَدُّ وَمِسْلُهُ اَزْزِنْدِقُ Zindik da ne gibidir? Murted gibidir. Ya murted o ki dinden çıkmış. Murted o ki ne olmuş? Çıkmış. Dinden çıkmış. Zındık kimdir? وَهُمْ مَنْ يُخْفِ الْكُفْرَ وَيُزِرُ الْاِسْلَامِ Küfrünü gizliyor, İslam'ını izhar ediyor. Böyle bir tespit edilirse, bu da kimse ne olmaz? Varis olmaz. Zındık kişi, küfrünü gizleyen, İslamiyet'e izhar eden kişi, asla ne olmaz? Kimse varis olmaz. Bir de bir dinden bir dine geçen, bir Yahudi Hristiyan olursa, bir Hristiyan Yahudi olursa ne etmez? Kimseden miras almaz. Din değiştiren kimse miras almaz. Bir adam Hristiyan da öldü. Hristiyan akrabalarından biri ölürse mirasını alamaz. وَالْمُرْتَدُّ وَمِسْلُمْ مُرْتَدْ gibi اَزْزِنْدِقُ Zindik kimdir? وَهُمْ مَنْ يُخْفِ الْكُفْرَ وَيُسِرُ الْاِسْلَامِ وَاَهْلُ مِلَّتَيْنِ Bak, iki dinin ehli. İki, bir Müslüman Yahudi'den, Hristiyan'dan, bir Hristiyan Yahudi'den, Müslüman'dan, bir Yahudi Hristiyan'dan, Müslüman'dan miras alamaz. İki milletin ehli, iki dinin ehli birbirinden ne etmezler? Miras almazlar. Oğul Müslüman, baba Hristiyan, baba oğuldan, oğul babadan miras alamaz. فَلَا يَرِسُ مُسْلِمٌ مِنْ كَافِرٍ Müslüman kafirden varis olmaz. Müslüman ne olmaz? Kafirden varis olmaz. وَلَا aksu kafirden Müslümandan ne olmaz? Varis olmaz. Ama وَيَرِسُ الْكَافِرُ مِنَ الْكَافِرِ Kafir kafirden miras وَاَيْنِ اِخْتَلَفَتْ مِلَّتُمَا وَلَوْكُ Onların milleti, dinleri farklı da olursa. Yani kafirleri, Müslüman olmayanların dinleri farklı olsa dahi birbirinden miras alırlar. كَيَهُودِيِّنْ وَالنَّسْرَانِيِّنْ Diyelim oğul babadan biri Yahudi, biri Nesrani. Biri ölürse diğeri ondan ne alır? Miras alır. Yahudi, Nesrani, Mecusi, Veseni bunlar ne? Birbirinden miras alabilirler. Biri derse, zaten bir Yahudi Hristiyan oldu mu artık yaşama hakkı yok. Ya Müslüman olacaksın ya seni öldürürüz deriz. Dini değiştirmeseydin. Peki nasıl iki akrabadan biri Yahudi, biri ne olabilir? Hristiyan olabilir. Olabilir.
bir Yahudi gitti, bir Hristiyan kadınla evlendi. Karı koca değiller mi? Karı koca. Bir Yahudi, bir Hristiyan değil mi? Bir Yahudi, bir Hristiyan. Biri ölürse diğeri ondan ne alabilir? Miras alabilir. Öyle değil mi? Veyahut da bir Yahudi, Nasrani bir kölesi var ya azat etti. Bak, azat eden Yahudi, azat edilen Hristiyan. Yani o köle ölürse, bu Yahudi olan muatike ondan miras alabilir. Yani bu nasıl iki din sahibi olabilir? Yoksa ikisi Hristiyan değil, biri o dinden başa dine geçti, birbirinden miras alır, öyle değil. Biri bir dinden başa bir dine geçti mi, İslamiyet'in ölçüsüne göre ya o Müslüman olacak ya öldürülecek. Tekrar eski dinime dönerim dese de kabul edilmez. Oldu mu? Ve ehlü milletini felâ yerisü müslümün min kafirin vel aksu. Ve yerisül kafirü minel kafir ve in ihtelefet milletumma. كَيَهُودِيِّنْ وَالنَّسْرَانِيِّنْ وَلَا يَرِسُ حَرْبِيُّنْ مِنْ زِمِّيِّ Harbi biri zimmiden miras alamaz. Yani bir kişi, baba zimmidir yanımızdadır. Oğlu bizimle muharibdir. Burada baba ölürse o harbi oğlu babasından miras alamaz. Veyahut da harbi muahedden birine ahd vermişiz. Veyahut da müemmen birine güven vermişiz. Bir harbi zimmiden, muahedden, müemmenden ne alamaz? Miras alamaz. Ve aksu, zimmi de harbiden alamaz. Vel murteddu la yerisu min murteddin. Bak, ben bir şey söyledim, biraz önce yanlış söyledim. Murtedden miras alamaz. İki murted var, oğul baba Müslüman diler, sonra ne oldular? Murted oldular. Birbirinden miras alamazdı. Ve la min muslimin murtedden miras almadığı gibi murted Müslüman'da da miras almaz. Ve la min kafirin murted kafirden bile. Diyelim oğul baba Hristiyan. Yok, baba Hristiyan. Oğul nedir? Müslüman. Müslüman olan oğul murted oldu. Yarın o babası ölürse babasına miras alamaz. Öyle değil mi? Babası da kafir ama oğlu murted olduğu için. Veyahut da ikisi de Hristiyan diler. Biri Hristiyanlardan çıktı, başka bir dine girdi. Din değişirdi. Yine miras. Tekrar ediyorum. Ve la yerisu harbiyyun min zimmiyin ve aksu. Harbi zimmiden, zimmi harbiden. Tabi aynı zimmi gibi muahed, müemmen de öyle. Ve murtedu la yerisu min murtedin. Murted, murtedden miras almaz. Ve la min muslimin murted Müslümandan da miras almaz. Ve la min kafirin murted kafirden de miras almaz. Hulasa biz bu neyi öğrendik? 5 kişi insan var ki zevc, zevcet, eb, veledüsur. Bunlar hiçbir halde mirastan mahrum edilmezler. Ne olursa bunlar ne alırlar? Miras alırlar. Ama ne kadar alırlar? O ayrı. 7 kişi insan var. Hiçbir surette miras almazlar. Kimseye varis olmazlar. Abd, Mudebber, Ummul Veled, Mukateb, Katil Maktul'den Murted, Ehlu Milleti. Bu 7 kişi insan hiçbir suretten kimseden miras almazlar. Dinleri farklı olan birbirinden miras almazlar. Murted olan hiç kimseden miras almaz. Katil maktulu hiçbir şekilde miras almaz. Mudebber, umul veled, mukateb, birden safi abid. Bu insanlar hiçbir surette hiç kimseden almazlar, miras almazlar. Demek hiçbir suretle mahrum olmayan 5 sınıf insan var. Öyle değil mi? 5 sınıf insan var. Hiçbir suretle miras almayanlar da 7 sınıf insan var. Oldu.
Ve akrabul asabati, burada dursun yalnız ebeveyni unutmayın. Ebeveyni. Ebin neydir? Tesnisidir. Burada taklib yapılıyor. Hani eb, taklib yapılıyor. İkisine ebeveyn deniliyor. Niye ummeyni demiyoruz, ebeveyn diyoruz? Eb daha şerefli olduğu için eb, umme taklib edilir. Tesni, ebeveyn olur. Mesela şems, kamer, kamereni diyoruz. Kameri şemse taklib ederiz. İkisine kamerin diyoruz. Niye? Çünkü kamer müzekker, şems müennes. Mesela Ebu Bekir Ümer radıyallahu anhuma Ümer'in diyoruz, taklib yaparız. Niye Ümer'i Ebu Bekir'e? Ebu Bekir iki kelime, Ümer bir kelime. Taklib yapılırken hangisi bir kelimese o diğerine taklib edilir, o tesniye edilir. Oldu. Bazı şeylere dikkat edin. Mesela Kur'an okurken dikkat edin. وَاَرْسَلْنَا مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ وَاَرْسَلْنَا فُرَانْ Peygamber اِلَى قَوْمِهِ. Bütün peygamberler kavimleri zikredilince, mesela peygamberler kitap edilince, ya kavmi diye kitap edilir. Ama Hazreti İsa gelince, ya beni İsrail diyor. Niye? Hazreti İsa'nın babası olmadığı için kavmi yok. Onun için kavmi demiyor, ben İsrail. Hazreti Adem'in ana babası olmadığı için kavmi yok. Mesela Hazreti Adem, ya beni Adem'e diye geçiyor. Kavmına hitap ederken ya beni Adem diyor. Kavm demiyor. Niye? Çünkü babası yok. Aklınıza olsun. Nerede Hazreti İsa'nın kavmının babası geçince beni İsrail geçiyor. Hazreti Adem'inkine de ne geçiyor? Beni Adem. Ama diğer peygamberler ya kavmi, ersene ila kavmi falan geçiyor. Niye? Diğer peygamberler kavimleri var. Bu ikisinin kavmi yok. Babalar diyor ki kavimleri olsun. Ve akrabul asabati, yarın da asabatların en yakınlarından bahsediyoruz. Ha, yarın bugün burada duralım. Nefakumullahu nefhan mubine. Ondan sonra